Community etkinliğimiz ilk kez İzmir'de bizlerle. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Kendisine büyük teşekkürler sunuyorum ve sahneye Sayın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Bey'i davet ediyorum. Halihazırda eskiden yapılmış olan bir ulaşım master planı var 2017 yılında. Ancak planı yapan kişilerle de konuştuğumuzda onların da aslında bugünün gereklerini karşılamaktan uzak gördüklerini bu planı öğrendiğimiz için yeni bir ulaşım master planı çalışması yapmayı kesinlikle istiyoruz. Katılımcı bir anlayışla kentin 40-50 yılı kapsayan bir plan şeklinde çalışacağız. Raylı sistemle toplu taşıma üzerine de yaya ve bisiklet dahil her türlü mini mikro mobilite ulaşım araçlarının kent içerisinde özellikle ihtiyaç duyulan belli noktalara erişimi için birbirini takip eden, tamamlayan rutlar şeklinde planlamasını da yapacağız. Deniz ulaşımı için aynı planlamayı yapacağız. Araç trafiğini elbette rahatlatmak için önlemler alacağız. Ama bu sadece araç odaklı olmayacak. Her türlü katılıma, her türlü işbirliğine açık olduğumuzu lütfen aklınızda tutun. Bu salonda bu konuda akıl yoran, çaba içerisinde olan, girişimci olan pek çok arkadaşımız olduğunu görerek bunu özellikle söylemek isterim. Yürümek de bence bir ulaşım şekli. Önce bir yürüyebilmemiz lazım. Bir grup bisikletçi arkadaşımızın eleştirdiği iki tane caddedeki bisiklet yolunu kaldırmam da aklınıza gelebilir. Keşke o sokağın gerisinde, ilerisinde hani bizi bir yerden bir yere götürecek şekilde bir planlamayla yapılmış olsaydı onlar. Yürüyerek, bisikletle, pazar arabasıyla, insanları rahatsız etmeden, herhangi bir aracın altında kalıp ezilme riski de yaşamadan gidebiliyorsanız, belediye bunu planlamışsa o iyi bir şeydir. Aynı şeyi okula giden çocuklar için düşünebiliriz. Barcelona'da sabah topluca okula bisikletle gidip gelen çocuklar için belli saatlerde caddeleri trafiğe kapatıyorlarmış. İzmir'de hani uygulanması kolay bir şey değil ama doğru olduğuna emin olduğumuz kararları da mutlaka uygulamak için çaba içerisinde olmalıyız. İzmir'in geneline bir bakışla bir master plan çalışması yapacağız. Uçan araçlarla ne zaman ulaşım sağlayabiliriz bilmiyorum. Ama o günler gelecek muhtemelen. Konforlu toplu taşım seçeneklerini de kentimizin hizmetine sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Deniz'de bunu deniz taksiyle sağlamak için çalışmamız devam ediyor. Venedik'teki deniz taksileri hayal etmenizi dilerim. Yani onlara benzer araçları kullanmayı düşünün. Dışarıdan baktığınız zaman küçük, sade, basit ama kendi iç konforu olan işte 4-5-6 kişilik küçük tekneler bunlar ama hızlı gidebiliyor. Belediye gibi toplu taşımdan sorumlu kurumların bu anlamda bazı açılımlar yapabileceğine inanıyorum. Bunun için araç üreticileriyle de geçen yıllarda da pek çok kez konuştum. Bazı özel tasarımlar yaptırabileceğimizi düşünüyorum. Bunların İzmir'e sürpriz olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler bu ilham verici konuşmanız için. Hayalime ortak olanlar var. Bu salonda hayaline ortak olduğum arkadaşlarımı da görüyorum. Hayat boyu aslında onlara bir başkasının vücut dilini anlama kabiliyetini kazandırıyorsunuz. Dertlerini ve hızlarını yaparız diyebileceğiniz doğru insanlarla bir araya gelip onlarla olduğunuz zaman bir yılda yapılacak şeyi nasıl bir ayda yaparızı böyle başladı. Onlarla böyle inovasyon teknoloji konuşurken onlar dediler ki neden İzmir'e de böyle bir şeyler yapmıyoruz? Müthiş bir ödül kazandı. 100 bin dolar.